Enes Olgun, Sayın Enes Olgun. Bir önerge geldi ama kalan 5 arkadaşa haksızlık olur bu önergeyi konuşmak bile bu aşamada. Çünkü bir genel kurulun ertelenmesi önergesi. Bu konuşmalar bittikten sonra okuyup oylatacağım sizi. Teşekkür ederim. Saygıdeğer Divan Başkanım, muhterem Divan Heyeti, sevgili Galatasaraylılar. Çok uzatmayacağım, çok kısa konuşacağım. Sadece aslında bir konuşma hazırlamıştım ama Osman Tamburacı beyefendi burada bize konuşurken sanki bizler başkanı indirelim, yerine başkasını getirelim gibi düşüncelerle konuşuyoruz gibi bir imada bulundu. Ve aynı şekilde de Remzi Hocam konuşurken de Galatasaray'ın Avrupa'da Türk olmayanları, takımları yenme felsefesinden bahsetti. Şimdi Osman Bey'e bir cevap vermek istiyorum. O da şu şekilde olacak. Benim konuşmam normalde başkanıma ben seslenecektim. Osman abi sen böyle bir şey söylediğin için göremiyorum şu an seni ama sana cevap vereyim. Ben bu yönetim için Galatasaraylı, şu an bu salonda olan onlarca arkadaşımla kavga ettim. Tartıştım. Bir Zoom toplantısında sayın başkanımızın da olduğu, herkes o Zoom toplantısında başkana dolaylı yoldan eleştiriler yaparken çıkıp orada başkanı herkesin önünde savundum. Remzi Hocam orada oturuyor. Remzi Hocam bana Enes sen benim kardeşimsin, bana siz deme sen de diyecek kadar sevdiğim bir abim. Ekiplerindeki Nazımcan benim askerlik arkadaşım, kardeşim, çok sevdiğim bir dostum. Aynı şekilde tek tek isim saymak istemiyorum. Şimdi ben bu yönetimi seven, destekleyen, kahvaltılarında olan ve bu yönetimi devirme gibi bir gücü olmayan genç, bir başkan adayı da olmayan birisi olarak konuşacağım Osman abi. Umarım benim konuşmalarım sana samimi gelir. Biz bu yönetimi desteklerken, bu yönetime inanırken doğal olarak Galatasaraylılar olarak biz bir başkanın ya da bir başkan adayının ağzından çıkan her sözün, söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyoruz. En azından ben inanıyorum. Ve bu seçim sürecinde bize verilen vaatlerin gerçek vaatler olmadığı söylendiğinde, 100 milyon dolar sponsorluğun Türkiye'nin bu şartlarında olmayacağı, 40 milyon dolar kasa kolaylığının yapılamayacağı söylendiği zaman biz başkanın ekibindeki beyaz yakalılar, uluslararası iş yapan arkadaşlar bir şekilde başkan bir şey üretir, yalan söylemiyordur diye inanmayı seçtik. Ama hata etmişiz, kusur bizdeymiş. Özür diliyorum bu hatayı ettiğim için, başkana inanmayı seçtiğim için. Şimdi bugün benim söyleyeceğim şey şu. Benim başkana oy vermemin tek sebebi bu değildi. Ben bu başkanımızın, Burak başkanımızın ve ekibinin Galatasaray'ın hatlarını yedirmeyeceğiz dedikleri zaman ben buna da gerçekten inandım ve televizyonda bir 4 kulüp başkanının katıldığı bir yayın oldu ve o yayından sonra gurur duydum. Gerçekten Burak Başkanım sizle gurur duydum ve bunu da her yerde de açıkça da dile getirdim. Çünkü gerçekten gurur duyulacak, bizleri gerçekten temsil eden bir başkan vardı orada. Fakat daha sonra ne olduğunu anlamadığım bir şekilde biz gittik. Federasyonun, Galatasaray'ın haklarını yiyen, bizi katleden federasyonun genel kurulunda orada ne oldu bitti bilmiyorum ama biz orada onları ibra etmemek yerine çekimser kaldık. En azından orada çekimser kalmasaydık Türkiye'nin belki de tarihin en kötü futbol federasyonu oy birliğiyle değil en azından oy çokluğuyla ibra edilmiş olacaktı. Biz orada bana göre hata ettik ve bu yüzden ben bir kusur görüyorum. Benim seçtiğim başkan ya da yönetimin TFF ile beraber yol hareket edeceğine inanmamıştım. Daha sonra ne oldu? Başkanımız çıktı. Üst üste 6 maç biz katledildik. Biz bunu burada konuşmuyoruz. Belki bunun yeri değil ama Türkiye'de bu kadar üst üste 6 maç üst üste her maç katletilen, penaltısı verilmeyen, varına bakılmayan böyle bir süreç yaşadıktan sonra çıkıp başkanımız konuşursam yer yerinden oynar dedikten sonra Nihat Özdemir TFF'nin resmi sitesinden şöyle uzunlukta bir yazı yazdı ve resmen Galatasaraylıların başkanına, bizim seçtiğimiz başkanımıza en hafif tabirle ne biliyorsan açıkla kardeşim dedi.
ve biz sessiz kaldık. Biz dik duracağız, başımızı eğmeyeceğiz diye düşünürken biz diz çöktük, sessiz kaldık ve hak ettikleri cevabı vermedik. Ben bunu İbra eğer aklamaksa, kusursuz görmekse ben burada kendimizi kusurlu görüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum, o da şu. Bir yönetim yönetme kabiliyetini yitirdiği zaman artık her şey yanlış gitmeye başlar. Biz bir proje olarak Fatih Hoca ile bir yola çıkıyoruz, proje yapıyoruz dediler. Ben burada Fatih Hoca'yı savunmayacağım. Fatih Hoca ile yollar ayrılabilir. Fakat Galatasaray Avrupa'da kupalar kazanmak hedefimiz, namağlup çıkmışız. Ya bekleseydik, Barcelona'ya elenseydik, gönderseydik de demeyeceğim. Onu da demeyeceğim. Ama şunu diyeceğim. Yahu Fatih Hoca'yı gönderiyorsanız, Fatih Hoca'nın yerine en azından Fatih Hoca kadar iyi olan ya da en azından daha önce bir bize heyecan verecek birisini getirin. 55-60 yaşına kadar liderlik yapamamış, büyük takım yönetememiş, Avrupa'da bir başarısı olmayan ve herkesin ne aldığını, ne kadar kazandığını bilmemize rağmen şeffaflık olarak gelen yönetimin ben hala hocamızın ne kazandığını bile bilmiyorum. Bunu da burada dile getireyim. Eğer açıklanırsa sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ve biz burada da hata ettik. Nasıl hata ettik? Takım, bir restoranınız var, Michelin yıldızlı aşçınız var, gönderdiniz, yerine başka bir aşçı geldi ve o aşçı daha kötü yemekler servis ediyor. Ligde daha da kötüye gidiyoruz, Avrupa'da eğleniyoruz ve günün sonunda bakıyoruz, bugün burada geliyoruz, diyoruz ki hata ettik, biraz daha devam edelim. Bu hatalar silsilesi, hepsi belki kiminiz der ki şu olur bu olur ama bir hata Galatasaray'da olmaz. Remzi Hocam buraya çıktığı zaman öğretmen gibi konuşuyor. Ben Remzi Hocam'ın konuşmalarından keyif alıyorum. Ama burası bir spor kulübü ve burada Remzi Hocam'a şunu söylüyorum. Konuştuğumuz zaman Galatasaray'ın kültüründen, medeniyetinden, dürüstlüğünden, ahlakından bunlarla biz onur duyuyoruz. Diğer takımlardan farklıyız diyoruz. Biz ayrıcalıklıyız diyoruz. Ya her takımda olsa anlarım ama ya Işıtan Bey şu an sizin yanınızda bile oturamıyor. Işıtan Bey Işıtan Bey şu an eğer sizin burada çıkıp savunduğunuz gibi 15 sene önce atılan şeylerse, arkadaş grupları arasında yapılan sohbetlerse, ki öyle bir şey de değil de, eğer öyleyse Işıtan Bey çıkar orada aslan gibi oturur, gelir burada söz alır, hakkını savunur. Barcelona'da ben kulüp maç oynarken biz orada restoranlarda Işıtan Bey nasıl rahat rahat geziyorsa, gelecek eğer bir yanlışı yoksa burada çıkacak, kendisini anlatacak. Eğer Galatasaray'ın değerleri bu kadar önemliyse, biz TFF'ye karşı boyun eğişimizi bir şekilde deriz ki şöyleydi, Türkiye'nin şartlarıydı, bir şekilde yutarız. Hocayla alakalı sorunları, özel sorunlar oldu, idare edemedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Yahu Işıtan Bey şu an bu salondaki hiç kimsenin artık yazdıklarını, yaptıklarını, bazıları konuştuklarını ve konuşmadıklarını, Işıtan Bey size zarar veriyor. Neden Köksal Bey'i silebilirken, Rezan Bey'i silebilirken Galatasaray Genel Kurulu'nun rızası var mı bilmiyorum ama Hande Başev diye birisini Galatasaray'ın başına CEO yapıp onunla da ayrılabilirken neden biz Işıtan Bey'le bağımızı koparamıyoruz? Ve o Hande Başev CEO olduğu zaman biz çok eleştirdik, bize laf ettiler. İşte sosyal medyada bizleri eleştiriyorlar. Tanımıyorsunuz, tanısanız çok seveceksiniz. Hande Hanım çok değerli, çok akıllı, çok kültürlü dediniz. Hande Hanım ayrılırken ne dedi biliyor musunuz? Bu yönetimin içinde Galatasaray değerleri olmayan, Galatasaray işte bir cümle kullandı. Dur, onu not etmiştim. Onu direkt onun cümlesini söyleyeyim size. Galatasaray değerlerini benimsemeyen ve yaşatmayan kişilerin içinde olduğu bir yönetimle çalışmam imkansız diyerek
diyerek ayrıldı. Yahu yönetme kabiliyeti ortadan kalktığı zaman hatalar devam eder ve bu hatalar bir daha toparlanma şansı olmaz. Anlıyorum şunu söylüyorsunuz. 6 ay çok kısa bir zaman. Biraz daha zaman verin, değişeceğiz, gelişeceğiz. Arkadaşlar, çiçekler kuruduktan sonra geç yağan yağmurun hiçbir faydası olmaz. Şu an çiçekler artık kurudu. Biz eskiden diğer takımlara, bir Fenerbahçeli'ye, bir Trabzonsporlu'ya, bir Beşiktaşlı'ya karşı sahada başarısız olsak da asaletimizle, değerlerimizle, Mektebi Sultani'den gelen Galatasaray'ın farklı eğitim yuvası, kültürüyle, her şeyiyle bir dik duruşumuz vardı. 6 ayda o dik duruşumuzu, Galatasaray değerlerini maalesef ki zedelediniz. İster bunu kabul edin, ister etmeyin. Ve son sözüm de şu, aileme yalan söylemem dediniz başkanım. Bence sadece aileye değil, kimseye yalan söylemememiz gerekiyor. Bize yalan söylediniz de demiyorum ama bu aileye çok sözler verdiniz ve bu sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Bir tane söz tutulmuştur, atıyorum su topu şubesindeki arkadaşlar mı, birileri aranmıştır, o tür sözler tutulmuş olabilir ama bizim sizi başkanım seçme sebeplerimiz, ben sizi TFF'ye karşı dik duracaksınız, 140 milyon dolar kulübe katkı sağlayacaksınız, hocayla bir proje yapıp Avrupa'da, Türkiye'de bir yapılanma yapacaksınız diye seçtiysem, bu verdiğiniz 3 sözün 3'ünü de tutmamış oldunuz. O zaman Eşref Başkan'ın ne günahı vardı? 40 oyla kaybetti. Eşref Başkan'ın ne günahı vardı? Ya da ne günahı vardı? Kaybetti. Şu an ben Eşref Başkan'ın yerinde olsaydım, burada bugün çıkıp çok naif, çok kibar, çok tatlı, orta bir konuşma yaptı ama vaat verip 40 oyla ben seçimi kaybetsem, onun kadar burada naif bir konuşma yapamazdım. Eşref Başkan'da oy vermedim, destek vermedim ama Eşref Başkanım neredesiniz? Bu tavrınızdan dolayı da bir teşekkür etmek istiyorum. Son olarak dün akşam bir tweet attım. Son bir cümlem bitireceğim. Fazla zamanınızı aldım ama uzun konuşmama rağmen de protesto alkışı yapmadınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Son sözümü de söyleyip bitireceğim. Tweetim şöyleydi. Gönül ve güven bağımız kopmuş. Geri dönüşü olmayan bir yola girmişiz. Biz ibra etsek ne olur? İbra etmesek ne olur? Ne olur? Zaten bu güveni kırdığınız için size inanan sadece buradaki üyeler değil, dışarıdaki taraftarların %99'unun güveni kırılmış. Bugün yemek yemek için dışarıya çıktık. Bizimle beraber, İsimleri vermeyeyim, 4 kişiydik. Oturduğumuz yerde yakamızdaki bu kartları çıkarmadığımız için oradan geçen istisnasız herkes, abi siz de mi genel kuruldasınız? Evet dedik ve bütün taraftarların dediği şey şu: lütfen, lütfen rica ediyoruz, bu yönetimi ibra etmeyin. Biz elbette taraftarın sözüyle hareket etmeyeceğiz. Elbette taraftarın sözüyle hareket etmeyeceğiz ama şunu bilin, bu taraftarın, Galatasaray taraftarının ve size benim gibi inanıp oy veren insanların güvenini kırdığınız için, eğer siz bu güveni tekrar kazanmak için bir çaba göstermiyorsanız kusura bakmayın ama ben de İbra ile alakalı sizi mutlu edecek bir çaba göstermeyi düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Akyaz.